Kaş, Palamut köyündeyiz. Duman Dağı'nın eteklerindeyiz. Buraya niye Palamut köyü demişler? Yaylası var, seyili var. Burada palamut ağaçları var, meşe değen de olur. Palamut ağacı var, bu palamutların meyvesi var. Pelidin büyüklüğü, büyük olanlardan. Bunlar ise toplanırdı, ihraç edilirdi. Boya sanayide, ilaç sanayide kullanılırdı. Şimdi palamutlar da azaldı ama köyün adı Palamut kaldı. Çoban yurtlarını dolaşa dolaşa geliyoruz. Sabahla Kaş Kalkan'dan çıktık yola. Seyil Çavdır, Palamut. Geldik Aklar Köyü'ne. Bir sakit kent var, kanyonu var yukarıda. Bu tarafı Antalya, Antalya bölümündeyiz. Bu tarafı derenin Muğla. Buradan kara gözlü takmış, boynuna dolamış. Adın ne la? Ya şey yapmayalım ya. Adın ne? Selahattin. Selahattin Usta. Ulan sen oğlum haram mı yiyin? Sesin çıkma ara. Değil de ben tam çoban değilim de ana çobanı. Sen emanetçi misin? Emanetçi. Ne dediler sana? Ya şimdi. Bakıver dediler. Bakıver dediler. Çoban gittiğinden biz de. Çoban nereye gitti? Kaçtı mı? Çobanın işi varmış. Onun için. Sana bugün, tut dediler. Bak ona dediler. Bugün de biz. Sen bunu canavara kaptırırsın. Ya canavara kaptırmayız biz bundan ya. Kaptırmayız. Hani otlu yere sürmemişsin. Yeni geldik daha oradan. Yukarıdan geldik buna. Yukarıdan. Ne yem veriyorsun buna? Buna yem veriyoruz. Fiye veriyoruz. Oradan küspe veriyoruz. Süt yemi veriyoruz. Tabii vesaire. Yağmurlar bu sene şey oldu. Yağmadan otlar olmadı. Otlar yok. Yem ağırlıkla bakıyoruz. Yem ağırlıkla bakıyoruz. Evet. Sabah akşam bu yem veriyoruz. Bu üzerindeki mavi boyalar ne? Bu mavi boyalar buzulayanlara bellek yapıyoruz. Yani buzulayana işaret veriyor. İşaret veriyor. Sonra kuzusunu alıp almadığına kontrol ediyoruz. Evet. Eğer usta çoban olsaydı derseciler bu işarete gerek yoktu. Böyle baktığında bilirdi. Bunlar anlamadığından kuzulayana boya ayıyorlar. Evet. Bir de numara mı verdiniz da? Evet, bir de numara verdik. Belli olsun kaç tane oldu. Kaç oldu indi? Aşağı yukarı kaç oldu şey yüzün üstünde galiba. 140 tane. 140 tanesi doğum yaptı. Doğum yaptı. Evet. Peki kuzular, koyunlarda süt var mı? Emip karnını doyurabiliyor mu? Doyuruyor, veriyor, yem veriyoruz. Süt yem veriyoruz. Süt yem veriyorsunuz. Süt yem veriyoruz. Akşam sabah süt yem veriyoruz. O zaman kazanınız bütün yemek ediyor. Evet, yemek ediyor ya. Aa, kuvvetli ya. Aa, kim la? Kim la bu ağa? Nurettin. Koyunlar aç kalmasın der yani. Aç kalmasın der, gerekirse batağın der. Evet. Başka yerde gelir var mı? Ağanın? Herhalde var. Akan bir değirmen var mı? Olmasa olmaz ki. Harcamaz ki değil mi? Harcamaz. Sen çobanlık yapar mı kendin olsa? Vallahi ben kendim yapamayacağım. Çünkü maliyetli. Maliyetli değil mi? Maliyetli. Zor değil mi çobanlık yapar? Zor. İhrat masrafı korumuyor. Korumuyor. Para kazanamayan. Çok zor. Gitsen amalelik yapsan daha iyi. Ya şimdi amalelik tabii yapsan olur da hani benimki bu hatır için yani. Ben para pul için değil bu. Ulan bu hatır için yenecek işte hele bu. Için, bu hatır için benim için. Yok ya. Vallahi hatır için. Yeni doğan bir kuzu derizeciler. Daha yeni de doğmuş. Üzeri kanlı manlı koyun kuzusunu yalayarak kokusunu yalıyor. Üzerini hem temizliyor. Kuruduyor. Islaklığı kuruduyor. Donmasın, üşümesin diye. Bir taraftan da kokusunu alıyor. Kuzu da anacığının kokusunu alıyor. Bunlar birbirlerini kokusundan, melemesinden tanıyacaklar. Sonra koyun yaymaya gittiğinde, kuzu ağılda beklediğinde aşama doğru meleşerek, koklaşarak buluşacaklar. Şöyle koyuna baktığın zaman koyunun memesi de süt birikmiş. Kuzuya hazır hale gelmiş. Zaten ağılda kuzu ya da oğlak doğduğu zaman dağında otu bitermiş. Sarıca'da buday tanesi, eller yarini vermesin sunar.